Yine bu korsanlıklar devam ediyor. Biz zannetmeyin ki bundan tarih öncesinde işte korsanlıklar vardı. İşte korsanlar vardı, Vikingler vardı değil. Hala günümüzde korsanlıklar devam ediyor. İşte efendim en son bizim bir ticari gemimize Alman frikateyni, komutanı Yunan. Yani bu Yunanlar da bizden ne istiyor? Başlarına bela mı almak istiyorlar? Geldiler efendim, gemimizi bastılar. Efendim işte bir epeyce bir arama yaptılar. Bir şey de bulamadılar ama tabii bunun sebepleri vardı. Belki bir gözdağı vermek istediler. Sahip Bey ne dersiniz? Evet. 24 Kasım'da maalesef Alman frikateyni, İtalyan özel kuvvetleri, Yunan gemi kaptanı vasıtasıyla bizim Türk bandıralı gemimiz Rosaline A'ya maalesef baskın yapıldı. Tabii ben orada yaşananları kısaca bir anlatmak istiyorum. Seyircilerimizi bilgilendirmek amaçlı olarak. O gemiye ilk başta izin istiyoruz diyorlar. Yani gemi, fırkateyi arama izni istiyoruz. Bizimkiler izin vermeyeceğimizi, yani geminin kaptanı izin vermeyeceğini söylüyor. Fakat ısrarcı davranıyorlar. Bu sefer bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti hadise müdahil oluyor. Bunlar 4 saat bekledikten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin devletin izni ve onayı olmadan gemiye giriyorlar. Tam 16 saat boyunca gemiyi arıyorlar. Yani böyle bir hakları yok, bu korsanlık. Hakları yok. Kuru yük gemisi 16 saat boyunca arıyorlar ve hiçbir şey bulamıyorlar. Gemi yoluna devam ediyor. Yani şimdi normalde denizcilik kurallarına göre bir savaş gemisine ancak 4 saat bekledikten sonra giriş yapabilirsiniz. Eğer bir ticari gemi size onay vermediği müddetçe Deniz Seyri Sefer Kanunu, Dünya Seyri Sefer Kanunu'na göre, kurallarına göre bu böyledir. Size izin vermediği müddetçe ticari bir gemi, siz o gemiye giremezsiniz. NATO, şimdi bu gemi NATO'ya bağlı bir ülkenin gemisi değil, yani savaş gemisi değil. Bir, ikincisi NATO'ya bağlı bir gemi değil. Şimdi biz ülke olarak NATO'ya bağlı olduğumuz için bizim gemilerimizin hepsi isimleriyle ve sicilleriyle beraber NATO'da kayıtlıdır. Eğer NATO, diğer bir NATO ülkesi o gemiyi, bizim gemilerimizden bir tanesini arama mecburiyeti hasıl olursa, birincisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin izin alması lazım. Bir savaş gemisi için ve NATO'ya bağlı bir savaş gemisi için geçerli. Kuru yük gemisi, ticari gemiler buna bağlı değil. Bunlar ne yapıyorlar? Kanuna aykırı, resmen biraz önce sizin bahsettiğiniz gibi, girişte söylediğiniz gibi eşkıyalık. Tabii yapılmak istenen nedir? Yapılmak istenen asıl gaye şuydu. Acaba biz orada silahları bulursak Türkiye'yi Lahey Adalet Divanı'nda savaş suçlarından dolayı yargılayabilir miyiz? Tabii Türkiye Cumhuriyeti'ni yargılarken aslında ana gaye Türkiye Cumhuriyeti nezdinde Recep Tayyip Erdoğan'ı Lahey Adalet Divanı'nda savaş suçlusu olarak mahkemeye çıkartabilmek. Türkiye'yi savaş suçlusu ilan ederek Türkiye'yi terörist ülkeler listesine dahil etmek. Bakın sizin bunu yaptığınız zaman yaptığınız bütün her şey, ama her şey boşa gider. Doğu Akdeniz'de siz terörist ülke olduğunuz için sizin Doğu Akdeniz'de bu kadar yaptıklarınızın hiçbir tanesinin kıymeti harbiyesi kalmaz. Kıbrıs'ta sizin konuşacak haliniz olmaz. Dünyada size ambargo, bütün ülkeler ambargo uygularlar. Sizi terörist ilan. Şimdi hadise çok büyük. Öyle sıradan bir yük gemisinin iki tane gemi, bir Yunan kaptan, bir tane gemi şimdi hukukta, gelmiş. Hukukta bir şey var. Yani usulsüz bulunan deliller delil sayılmaz. Hiç önemli değil. Şimdi bunlar yine korsanca büyükler. Geçen adamlar. Konuşmalarımızda evet. Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanımızın dünya beşten büyüktür derken beş tane ülkenin hukuku diğer geriye kalan 130-140 tane ülkenin hukukunun üstündedir. Zımmen böyledir. Kağıt üstünde herkes eşittir, bütün ülkeler eşittir. Ama o 5 tane ülke tabii, zımmen onlar ne diyorsa hukuk olsun olmasın hiç önemli değil. Bakın gayri hukuki olduğu halde eğer o gemilerde silah bulma silah olsaydı, silah sevki yapılmış olsaydı biz bugün ülke olarak ve Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber ülke olarak Lahey Adalet Divanı'nda savaş suçlusu, savaş suçları mahkemesinde yargılanırdık. Ve büyük bir ihtimalle, çok büyük bir ihtimalle biz suçlu ilan edilip terörist ülkeler listesine dahil edilecektik.
hadise çok büyük. Aslında böyle kolay bir şekilde yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi ya bu işte sıradan bir hadise. Hayır öyle değil. Ama maalesef bu yapılan operasyon, yeni operasyonu bulduktan diyebilirlerdi veya da oradan dışarıdan da koyabilirlerdi. Bunu ispat etmeleri lazımdı. Eğer gerçekten buyurduğunuz gibi bunu yapmaya cesaret etseydi bu noktaya da gelebilirler. O tezgahı da yapabilirler. Biz bulduk falan ama yapamadılar bunu. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok büyük tepkisi oldu. Bunu yapamadılar. Yani güçleri yetseydi belki diyecekler ki biz silah bulduk. Hadi bakalım buyurun. Ama bunu yapamadılar. Devlet olarak çok da güçlü tepkimizi gösterdik. Ve bunu mutlaka masada ve sahada bir karşılığı olacağını kendilerine ilettik. Yani gözdağımızı da verdik. Ama tekrar söylemekte fayda var. Gerçekten dünyada eşkıyalık bitmiş değil. Tabii yani şimdi bu bizim gemi baskının belki Azerbaycan zaferimizle de ilgilidir. Kesinlikle. Yani Libya'yla birebir ilişkili, Doğu Akdeniz'le %100 ilişkili. Suriye'ye çomak sokmuşuz. Ve bizim Suriye'deki yaptığımız müdahaleyle kesinlikle alakalı. Ve en önemlisi Azerbaycan'da kazandığımız zaferle net olarak ilintili olan bir konu. Yani bizim o alanlarda kazandığımız zaferlerin hepsini eğer bunlar operasyon evet. Amaçlarına ulaşmış olsalardı biz bugün yaptığımız bütün o güzel işlerin hepsinin üstünü bir bardak su içmiş olacaktık. Evet. Yani çok büyük ülkemiz badire atlattı. Allah yöneticilerimizden, devletimizi idare edeceğim büyüklerimizden razı olsun. Basiretli, ferasetli, gayretli ve bu ülke için bir şeyler yapma gayreti, gayesi içerisinde olan insanlar. Cenab-ı Allah hayırlı uzun ömürler nasip etsin kendilerine. Evet. Saygılarımızı sunuyoruz. Evet, sevgili izleyicilerimiz, daha güzel programlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.